Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Camdaki Kız 6 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan 5. bölümünde hızlı bir giriş yaptı. Bir bölüm öncesi yaşanan bileklik krizi üzerine Nalan yüzüğü çıkarıp Sedat'a verince Koroğlu malikanesi iyice karışıyor. Rafet olanlardan Sedat'ı suçluyor. Ancak Nalan'ın neden böyle bir şey yaptığına Rafet başta olmak üzere kimse anlam veremiyor. Sedat'ı sorguya çeken Rafet sorularına yanıt bulamayınca daha da öfkeleniyor ve Sedat'ı evlatlıktan reddediyor. Sedat ise babasının öfkesine isyan ederek hem bugünün hem de çocukluğunun hesaplaşmasını yapıyor. Gülcihan oğlunun bir şey yapamamasını gözyaşları içinde izliyor. Sedat babası tarafından sevilmemenin zorluğunu itiraf ediyor. Rafet ise oğlunun kendisini sevgisizlikle suçlamasına karşı ne yapacağını bilemiyor. Herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp Cana ile yeni bir hayat kurmaya karar veren Sedat, Cana'yı ikna etmeye çalışıyor. Ancak Cana böyle bir teklife sıcak bakmıyor ve ailesini sevdiğini, düzenini bozamayacağını söylüyor. Böylece Sedat'a son darbe de Cana'dan geliyor. Sedat babasının evlatlıktan reddetmesiyle büyük bir yıkım yaşar. Ardından sevdiği kadın Cana'dan da yeni bir hayat kurmak için olumsuz yanıt alınca adeta yıkılır. Olayların açısından çıkamayan Sedat, süratle giden arabasında karşıdan gelen bir taksiyle çarpışır. Sedat'ın kaza yaptığını duyan Koroğlu ailesi soluğu hastanede alır. Nalan sonunda Muzo ile tanışır. Hastanede Sedat'tan gelecek haberi bekleyen Nalan, Muzo'nun sakinliğiyle biraz daha rahatlar. Nalan'la konuşmak isteyen Muzo, bu durumun ona iyi geldiğinin farkındadır. Nalan, Sedat'a olan duygularını Muzo'ya karşı gizleyemez ve onunla dertleşir. Muzo ise Nalan'ın kendisini suçlamasını engeller. Koroğlu ailesinin ve şirketlerinin itibarı için Sedat'ın yaptığı kazanın medyada gerçek bir şekilde yayınlanmaması gerektiğini savunan avukat Fulya, başta Rafet olmak üzere aileyi ikna etmeye çalışır. Ama Rafet, oğlu yüzünden masum bir insanın kurban edilmesine karşı çıkar. Ancak Gülcihan asla Sedat'ın ceza almasına müsaade etmez ve kazayı şoför yapmış gibi gösterirler. Nalan ve ailesi Sedat'ın kaza yaptığını öğrenir öğrenmez soluğu hastanede alır. Feride, Sema'nın ölümünün ardından yıllar sonra hastaneye gidince kızının ölümünü ve yaşadıklarını tekrar hatırlar. Sema'nın hayalini gören Feride, herkesin içinde sinir krizi geçirir. Rafet, Sedat'ın çarptığı ve hayatını tehlikeye attığı taksicinin evini ziyaret eder ve Sedat'a hayat dersi niteliğinde bir konuşma yapar. Sedat kendi hayatını hiçe sayarak yaptığı kazada çarptığı taksicinin evini ve yoksul yaşamını görünce çok şaşırır. Sedat son yaşanan olaylardan sonra Cana'dan uzak durması gerektiğini anlar. Nalan'la birlikte olmaya ve onu üzecek bir şey yapmamaya karar verir. Cana'ya telefonda bu işi bitirdiğini ve artık hayatında olmayacağını söyleyen Sedat kendisine yeni bir sayfa açar. Nalan'ın yüzüğü tekrar geri verir. Nalan ve Sedat birlikte olmak için birbirlerine söz verir ve aşklarını herkese ilan ederler. Bölümün özeti böyle. Gelelim tahminlerimize. Muzo ne kadar Sedat'a yardım etmek istese de Nalan'a aşık oldu. İlerleyen bölümlerde Muzo'nun Nalan'a olan ilgisi Sedat ve Muzo arasında savaşa yol açabilir. Sedat hepimizi şoke eden kararıyla Cana'dan uzaklaşmak istiyor. Açıkçası yine ilişkilerine devam edeceğini sanmıştık ama bu sefer kararlı duruyor. Fakat Cana vazgeçmeyecek gibi. Hiçbir şeyden vazgeçmeyip bu şekilde yaşamak onun istediği hayatken Sedat bu oyunu bozuyor. Ve belli ki Cana bunu yediremeyecek. Bana sorarsanız 6. bölümde Cana Sedat'ı tekrar elde etmek için elinden geleni yapacak. Ve yine bana sorarsanız Sedat da çok fazla direnmeyecek. Önceki yaşantılarına geri dönecekler. Ve diğer bölümde artık Feride, Nalan'ın annesi değil de anneannesi olduğunu gösterecekler diye tahmin ediyorum. Çünkü mezarlığa gittiler ve devamı gelmedi. 6. bölümde daha çok Feride'nin hayatı konu olacak gibi geliyor bana. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
Videomuzu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.